Bugün packed skirt yapıyorum. Bir önceki haftanın eteğini diktim. Videoya çekmedim çünkü vaktim az daha olduğundan dolayı. Eteğim. Pembe kolyen bu. Şuna bir dikiş izi yapacağım. Tüyle. Hello hello from the voiceover. Kare bir şekilde verevine kullanacağım bir kumaş parçası ayarladım. Eteği pack skirt yapmak için derinde plise kullanacağım. Bu eteğin en önemli parçası eşit bir görüntü, basenleri daha geniş, kumsati bir vücut yaratmak için ideal bir kalıp. Dalga dalga dökümlü görüntü de bu eteğin ana unsurlarından. Daha dökümlü bir kumaşla bu etek çok daha estetik durur ama herhangi bir kumaşla da dikilebilir. Şimdilik Amerikan bezi kullanıyorum. İstediğim görüntü yaratmak için kumaşı düzeltiyorum. Pliselerin görüntüsünden memnun olana kadar düzenleme yapıyorum. Sonra sabit kalmalarını istediğim yerlerden iğneliyorum. Daha sonra kalıbını çıkarırken pliselerin başlangıç ve bitiş noktalarını doğru bir şekilde belirtebilmek için yaptığım bir aşama. Çünkü hem üstüne bir kemer tasarlayacağım ve istediğim mesafenin sabit kalması çok önemli. Son görüntü de bu şekilde olacak. Kalıbımın temel görüntüsüne ulaştım. Kalıbı açtığımda neresinden kesip dikiş payı bırakmam gereken yerleri belirliyorum. Bu kalem zamanla uçan bir kalem. O nedenle mümkün olduğunca belirgin çizmem gerekiyor. İyi ki bu kalemi almışım. Türkiye'de bu markayı satmaya başlamışlar ama maalesef bu kalemden bulamadım şu ana kadar. Başka alternatifler de var. Bu kalem pahalı kalıyor biraz ama bulursam kesinlikle birkaç tane daha alacağım. Kumaşın ön yüzüne işaretleyebilme rahatlığı veriyor. Pliseleri de kalemle belirtiyorum. Kalıbı açtıktan sonra keseceğim ve pliselerin bu haline tekrar ulaşabilmek için katlama noktalarındaki işaretlere önem göstererek çiziyorum. Ve kalıp çıkarma işlemi bitmiştir. Şu anda yapmam gereken en önemli aşama bel kısmındaki dikiş payları içinde yarım inç alan bırakmak. Bu aşamayı yaptıktan sonra da kalıbı masaya iğnelediğimden masaya çıkarak kesiyorum. Masaya da çıkmayı çok seviyorum, ne diyebilirim. Daha sonra kamera arkasına yaptığım bir şey bu. Kemerimi büstiyer halinde yapmak istedim. Ekstradan iş çıkardım kendime çünkü her bir paneli teker teker mankenin üstünden kalıba aktarmam gerekiyor. Ve çift katman olacağından büstiyerin her bir parçasını iki defa kesip dikmem gerek. Son görüntüde üst üste dikince daha tok bir görüntü yaratacak. Şimdi eve doğru yürüyorum. Bugün normalde dersim yok ama Perşembe günü yani yarına teslim etmem gereken iki tane projem olduğu için ve üç tane projem olduğu için öbürü tabii şey değil. Bugün yaptığım ödevlerden biri değil. Visual Design'a bir projem var. Onun teslimini Innova'dan, sistemden 13'ünde yapmıştım. Pazartesi günü. Yarın da sunum yapacağız. O yüzden onu güzel kapaklı bir şekilde bastıracağım. Bugün iki tane etek diktim. Bir tanesini tamamladım. O da geçen haftadan kalan gathered skirt vardı. Yoke'lu. Yoke dediğim o bel kısmına yoke deniyor. Onun haricinde bir tane daha etek var. O da pileli gibi ama adını hatırlamıyorum. Yarın sabah 8'de gelip tamamlayacağım. Bayağı bir işim var aslında ama çoğunluğu yaptım çünkü artık yani yetişmeseydi bugün yaptıklarım yarın çok zor yetişirdi. Allah'tan drapaj dersi ikinci ders, birinci ders visual design. O yüzden drapaj dersine yetişeceğimi düşünüyorum. 8'de geleceğim okula yarın. Tamamlayacağım, birleştireceğim. Görünmez zipper'ını dikeceğim ve bitecek. Ve bu haftalık olan yoğunluk bitmiş olacak. Ama haftaya birkaç tane daha ödevimiz var. Şimdiden Innova'da yüklendi. Onları da tamamlamak için kendi kafamda bir yapılacaklar listesi hazırlamam gerekiyor. Bayağı bir yoğun.
geçiyor ama yoğun da geçmiyor. Çünkü iki ders aldım bu sene sadece. Ama yine de ucu ucuna bazı şeyler kalıyor. Birazcık onu toparlamam lazım. Bir de YouTube da aksıyor biraz ama YouTube'a da odaklanmayı düşünüyorum. Bir hafta yoktum. Geri döndüm, İstanbul'dayım şimdi. Bu kadar, bugün bitti. Yarın var. Sonra zaten tüm ödevlerimi teslim etmiş olacağım. Başarılı bir şekilde inşallah. Etekle büstiyeri nasıl birleştireceğime karar verme aşamasındayım. Büstiyerin kalıbını biraz uzun kestim ne olur ne olmaz diye, ki bir sır vermeliyim bu konuda. Büstiyerim tam olarak bedene oturmuyor. Ama dikiş payları ve gizli fermuarın oturacağı yerleri işaretleyip kesme kısmındayım şu an. Büstiyerin dikiş paylarına karar verdikten sonra kesim aşamasındayım. Sınıfımız hakkında bir fun fact vereyim. Atölye çok sıcak bir yer. Çünkü güney cepheye bakıyor ve kalorifer de sürekli yanıyor. Çok fiziksel bir aktivite yapmıyoruz röportaj yaparken, masaya çıkmak haricinde. Ama bir yerden sonra çok terliyoruz. Bu konuda tek olmadığımı düşünüyorum. Şu anki aşama büstiyeri ve eteği tam orta noktasından kenarlara doğru iğnelemek, ki hem simetri hem de fazlalık payı varsa iki taraftan da eşit kesebilmemi sağlıyor. Dikiş yaparken çok fazla iğne kullanıyorum, dikerken stres yapıyorum zaten. İki kumaşı eşit olmayan bir şekilde dikememek de çok can sıkıcı bir durum. Burasının ne kadar fark ettiğini göreceğim. Ona göre sıkılaştırmam gerekebilir. Thank you.
herhangi dengesizliği ve asimetriyi kesme kısmına geldim. Drapaj dersinin en sevdiğim yönü bu. Genel hatlarda bir şeyi drape ettikten sonra fazlalıkları mankenin üstünde kesebilmek çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Ve sanki profesyonel biriymişim gibi hissettiriyor ama şu anlık daha o profesyonelliğe varmam için uzun bir yol var. Yine de tatmin ediyor bu beni. Bu süreçte zorlandığım çok fazla şey var ve her aşamada yeni bir şeyler öğreniyorum. Bildiklerimi pekiştirmek için de yeterince olanağım oluyor. O öndeki simetri beni deli etmeden gizli fermuara diksem iyi olur. Fermuarın nerede bitip başlayacağına karar verdikten sonra dikiş vakti geliyor. Bu fermuarı nedense ayarlaması biraz zor oldu benim için. Daha önce çok fazla fermuar dikmiş olmama rağmen demek yeterince fazla dikememişim. Ama eşit bir şekilde dikmeyi başardım eninde sonunda. Bunun için gizli fermuar ayağı kullanıyorum. Atölye sabahları çok sessiz ve sakin oluyor. Final vakitleri haricinde tabii bu atölyede çalışmayı çok 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 seviyorum. Küçükken yaşadığım evin renk tonlarında bir de evim gibi hissettiriyor. Paça telası mı? İnce ince tela mı? Kalın tela mı? O bende yok. Fazla var mı sende? Projemin son hali fotoğraf halinde. Maalesef mankene geçiremediğimden kendi üstüme giydim. O yüzden sizin için bir final görüntüm yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Şuraya bir dakika dikebilir miyim? Şuraya sağlayayım. Dik. Ha geber bana mı soruyorsun? Aa bir dakika. Şey, bu ne? Ben nereye attım? Ha şurada. Ve visual design projem için müzeye gitme vaktiyim. Bu formatta video çekim hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşamaları anlatmam hoşunuza gittiyse veya gitmediyse yorumlarda fikrinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.